Sevgili izleyiciler, Hüseyin Ünverdi ile Bir Fincan Kahve programına hoş geldiniz. Bugün birbirlerinden kıymetli 3 tane konuğum var. Sait Yılmaz, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Mustafa Yılmaz, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vahit Babayev, siz de hoş geldiniz. Bugün bu 3 değerli konuğumun hem hayat hikayelerini dinleyeceğiz, hem aldıkları eğitimi, yaptıkları işleri ve tecrübelerinden faydalanacağız. Sait Bey ile başlamak isterim. Öncelikle buraya kadar geldiniz, bizleri kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ederim izleyicilerimizin huzurunda. Ben de teşekkür ederim. Hoş sohbet, güzel bir program olmasını dileyerek başlayalım. Bence de çok güzel bir program olacak. Mustafa Bey, size de teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Ben teşekkür ederim. Evet, programın adı Bir Fincan Kahve. Kahvelerimiz de geldi. Sizin de elinize sağlık. Vahit Bey, size de çok teşekkür ederiz. Evet. Evet, ben ya. Ha? Sade karşı tarafın. Orta buranın. Şekerliler de çapraz. Kahvelerimiz konduktan sonra programımıza devam edebileceğiz. Sağ olasın. Sağ ol. Şimdi Sait Bey, nerelisiniz? İlkeleriniz, bir kendinizi tanıtın. Ben Adanalıyım, Osmaniye doğumluyum ama iki tarafta da evimiz var. Hı-hı. Eş zamanlı, yer orada, zaten yer burada. Zaten yakın birbirine. Evet, Adana, İstanbul o şekilde. Devamlı gidip geliyorsunuz. Evet, devamlı gidip geliyoruz. Tek çocuk musunuz yoksa kardeşler vesaire? Kardeşler, biz dört kardeşiz. Dört kardeş. Evet, yani genelde bir öğretmen aileden geliyorum. Aa, çok güzel, eğitimci bir ailenin evet, çocuğusunuz. Evet, eğitimci bir aileden geliyoruz. Çok bir güzel. Tek teknik olarak yolu ayrılmış olan bendim. Ha. Ancak yıllar öyle bir yere getirdi ki, Türk Hava Yolları'nda 89 yılında mesleğe başladım ben. Hı hı. Uçak elektronik atölyesinde. Daha sonra tekrar gövde motor derken özel firmalar. Hı hı. Böyle bir 20-25 yıl bu şekilde geçti. Çok güzel. Bir 10 yıl öncesinde 2012 yılında Türkiye'nin ilk özel havacılık lisesini açtık. Çok önemli bu. Evet, tabii bu havacılıkta ülkemizde bir eksik vardı. Yani hı-hı, belki de Hezarfen'den ve Vecihi Hürkuş'tan tutun da birçok havacılık duayenlerimizin olmasına hı-hı rağmen Türkiye'de havacılıkta çok geri kalmıştık. Doğru. Bu açığın kapatılabilmesi için bir yerden başlanması gerekiyordu. Bunu da bir yerde temelini atanlardan olmaktan dolayı o da bize bir ayrı bir haz veriyor. Tabii bizim hedeflerimiz daha bitmedi. Bir kötü bir dönem geçirdik, pandemi dönemi geçirdik. Evet, ama o etkiledi değil mi sizi de? Tabii etkilemez mi? Yani hem bizim bir tarafımız uçak bakımdı, diğer tarafımız da eğitimdi. İki tane kendi okulumuz vardı. Bir İstanbul, bir Adana. Hı hı. İki tane de franchise vardı. Franchise'lar yine devam ediyorlar, kurumlar. Adana'daki kurumumuz da yeniden hazırlıkları yapıyor. Yeniden başlayacak orası. Çok güzel. Uçak bakım üzerine de yine başlayacağız. Başta söylediğim gibi, yani havacılıkta böyle bir eksik vardı. Biz de havacılıkta bu açığı kapatmak, bunun önünü açmak, altyapı hazırlamak. Sizden sonra üzere tabii çoğalmıştır şu an, açılan özel okullar. Şu an lise ve üniversitelerde 90-100'e yakın bir kurum açıldı. Siz önderliğini yaptınız bu işin. Evet. Öyle oldu yani. Biz, çok güzel. Biz bir yerde bu dinamiği oluşturduk. Dikkat çektik. Hı hı. Yazmış olduğumuz makalelerle, haber programlarıyla, haber siteleriyle, reklamlarla, yani böyle bir açığa dikkat çektik. Bugün geldiğimiz nokta hepimizi gururlandırmakta. Tabii, kesinlikle. Yani hem de ülkeye de bir faydası olmuş oluyor. İnsanlar devamlı kendisini geliştiriyorlar. Tabii. Bugün havacılıkta bir kıvılcım ateşlendi. Biz artık kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, savaş uçağımızı, tabii savaş uçağı derken de yani bunların barışı inşa etmek için kullanmasını temenni ederek bu konuda da önümüzdeki yıllarda inşallah yolcu uçağımızı da yaparız. İnşallah. Bu tabii havacılık çok ayrı bir
ilim dalı. Yani aerodinamik içerisinde airfoil yapıyla yapabilecekleriniz, nerelere kadar gidebileceğiniz. Bunlar teknik konular. Konuştukça, açıldıkça sonu gelmeyen konular. Konular doğru. Yani burada biraz teknik program olmadığı için belki o kadar detaya inemeyebiliriz ama. En azından izleyicilerimizde belki havacılığa meyilli olanlar olur. Işık tutmuş olursunuz onlara da. Havacılık çok güzel bir alan. Anladım. Yani bunun yaklaşık 30'a yakın dalları var. Bunun bir yolcu uçaklarından tutun da bunun Mars'a giden artık uzay araçlarına varana kadar daha sonra bunun sportif eğlence amaçlı microlight, ultralight özel kullanım amaçlı küçük uçaklar, bunların eğitim amaçlı kullanılanları, zeplinler, balonlar, bunların hepsi havacılığın içerisine giriyor. Doğru. Yani geniş bir kapsam. Türkiye'de bunun altyapısı daha henüz oluşmadı. Bu da neden oluşmadı? Yani bu eğitim kurumlarının bir kurucusu olarak da bunu bakabiliriz ama yani bu bir havacılık teknolojisi, bir kanun kurallar içerisinde yapılan bir alan, hava araçları. Bunun için de bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bilgi sahibi olmak için de bunun eğitimini almak gerekiyor. Türkiye'de böyle bir eksik vardı. Bunu şimdi yıllar öncesinde işte Amerika'da, Avrupa'da düşündüğünüz zaman insanlar bahçesinde uçak yapıp uçurup doğru. Bunu bir eğlenceye de dönüştürebiliyorlar. Bilim alanında da kullanabiliyorlar. Biz de yavaş yavaş o günlere doğru ilerliyoruz. Evet. Yani şey sormak istiyorum aslında size. Hani Türkiye'nin bu yönde şu anki geldiği konumda önünü açık görüyor musunuz? Gerçekten başarabilir miyiz? Hani kendi uçağımızı yapmak vesaire. Biz zaten kendi uçağımızı yapmaya başladık. Yalnız bunun bu uçak teknolojisi söylediğim gibi öyle yani hemen bu şekilde inşaat gibi değil de uçaklar 800-900-950 kilometreye kadar yolcu uçakları hız yapabiliyorlar. Bunun savaş uçaklarında bu çelik kanatlı bildiğimiz savaş uçakları bunlar Mach seviyesinin üzerine çıkabiliyor. Bu da tabii çok sürtünmeden kaynaklı risk oluşturduğu için çok ağır, büyük bir ağırlık taşımak zorunda kalıyor. Bu da feasible olmuyor yani bir yolcu uçaklarına döndüğünüz zaman yani bunun işte maksimum uçabileceği 800-900-950 kilometrelere kadar. Onun üzeri artık savunma sanayi tarafına giriyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Bey'e de birkaç sorum olacak. Tabii Mustafa Bey, şimdi siz de kendinizi bir tanıtın ilk önce izleyicilerimize. Adım Mustafa Kan Yılmaz. İstanbul doğumluyum. Lisede uçak bakım bölümünü okudum. Kendi bölümümde yaptığım işler genellikle uçak bakım alanında da çalıştım. Simülatör üretimi yapıyordum aynı zamanda. Çok güzel. Okullara üretim yapıp bunların tedariğini sağlıyorduk. Sonrasında üniversitede alternatif enerji kaynakları okudum. Uçaktan alternatif enerji kaynaklarına geçmemin sebebi ileride olan projelerimle birleştirip yani enerji tüketimini daha aza indirgeyip sentezleyip daha, yani evet, daha iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz. Çok güzelmiş daha uzun gerçekten. Menzilli. Projeleriniz var mı bu konuda peki? Var. Kendinize ait. İnşallah hayata geçirirsiniz. Biz de geliriz. Şahit oluruz bunlara. Tek çocuk musunuz? Yok, üç kardeşiz. Üç kardeşsiniz. En büyük siz misiniz? Yok, ortancayım ben. Ortancasınız. Diğer kardeşler de havacılık sektörüsünde mi okuyorlar? Üçümüz de havacılık sektörüsünde. Çok güzel. Yani babadan geliyor herhalde. Çok güzelmiş. Orman Bey ya da Vahit Bey diyelim. Mahlasınız Orman. Yani evet. Yani şairlerin kullandığı gibi bir mahlas kullanıyorsunuz sanırım. Evet, doğru. Bildiğiniz gibi evet, Orman ya Vahit hiç fark etmez. Neden Vahit kelimesi biraz manası tek olduğunu, tek biraz zor. Tek Allah'ındır. O yüzden mahsus Allah'tır. O yüzden biz de Orman bunu kullanırız da o da felsefi bir düşüncesi var. Ama şurada konum çok farklı bir konum var. Hocalarımız
havalimanı bu uçaklara göre konuştular. Evet. Ama ben tam müzik, yani müzik dünyası. Siz müzisyensiniz. Ama burada ne fark var? Burada evet, yani fark dediğim, yani burada konum aynı olabilir. Sesler dünyası. Şular da sesleriyle uğraşıyorlar, yani uçakların sesleri. Biz müzikte bu seslerden insanlara psikoloji olarak yardım ederiz. Yani müzik, yani birbirinden bu doğal sesleri alıp ve onlara yardım etme. Yani ben amacım odur. Yani müzike gittiğimde insanlara yardım etmek. Doğal sesler dediğin mesela işte bülbülü, Allah bir ses vermiş. Evet, evet. Çok güzel işte. Yani hemen bülbülü de... Yaprağın sesi, rüzgarın sesi, evet, her evet. şey. Yani doğanın sesi. O yüzden orman dediniz herhalde. Evet, evet. Yani ne demek? Yani ben müzike gitmemişim ki mesela gelim şey yapayım, yani bir konsert veren, bilmiyorum. Bir... Ahenk yapayım. Evet, bu değil. Ben amacım budur ki... etrafımızdaki seslerden nasıl eleyebilir insanlara yardım eder. Ve bunun dışında da tabii. Nerelisiniz peki? Vallahi biz yani Azerbaycan geçerli. Azerbaycan. Evet. Orada mı doğdunuz? Evet. İran'da da yaşarız. Başta da yaşarız. Ama dedim annem benim Naxçıvanlıdır. Atam Tebrizlidir. Üniversiteyi nerede okudunuz? Üniversiteyi ben iki kısmı okudum. Yani biraz Bahçı'da okudum. Sonra İran'a bir nadir meşayih var. Üstad meşayih, Cemşit meşayihinin oğlu. Yani iyi aktörlerin birisi. Postmodern müziği Viyen'den eşittim ki İran'a gelmiş. Çok özel bir eğitimiydi. Ondan bir üç sene orada postmodern müzik. Yani. Biz Azerbaycan'da çok izliyorlar. Şimdi sen annem Nahçıvanlı deyince orada sana ayrı bir teveccüh gösterirler. Evet. O yüzden yani benim mesleğim müzikten para kazanmak filan değildi. Müziki buna göre ki insanlara nasıl yardım edebilir. Ama onun dışında dedim de yani. Peki onun dışında hobileriniz de var anladığım kadarıyla. Evet. Şey hobileriniz pardon. Evet evet. Hobileriniz nelerdi? Futbol antrenörlüğü vesaire bir şeyler var. Evet futbol var. Futbol çocukluktan yani böyle diyor. Dünyada yani bu değişiklik futbol nere, müzik nere? Ama sen baksan önce de yaşadan yani adımlı bir insanlar, yani adı olan insan Albert Camus. Albert Camus mesela bir galeciydi, yani kapıda durardı. Ha, kaleciler. Evet, galeciydi. Yani biz de böyle yani çocukluktan beri futbolla, sonra gelmişim sizin kimi hocalarla oturmuşum, tenis öğretmişim. Yani tenis hocalığı yapmışım. Ha, tenis tatlı. Evet. Böyle de yani genelde hayat. Spor ve müzik arasında evet, girip evet. gelmişsiniz. Bizde bir söz var. Yaşıyorum. Hani Sayıd abi daha iyi bilir. Derler ya bizde eskiden. Ya popçu olacaksın ya topçu olacaksın diye. Şimdi hepimizin içinde zaten böyle bir tarafımız var yani. İnsan evet. tarafımız var. Evet. Zamanında gençliğimizde biz de futbol oynadık. Müzik hepimizde evet. bir ruhun gıdasıdır evet, gibi. Evet. Bir tarafımızda mutlaka doldurduğu bir alan vardır. Yani hepimiz müzikçiyiz, hepimiz sporcuyuz. Bu insan olmanın getirdiği bir takım. Yani Allah-u Teala'nın verdiği nimetler, yani her şey bizim içerimizde var. Yani onu nasıl doğru düzgün kullanmalıydı, yani ondan nasıl ve onu nasıl şeye... insanlığın hizmetine sunmalıdır. Yok evet. yok, evet onu iyice şeye... İleriye götürmek. Başka insanlara yani tanıttırmak. Yani sen insanların yani, hizmetine sunmak evet, diyoruz evet, biz ona. Evet. Yani mesela hani işte Mustafa Bey'in, Sait Bey'in yaptığı da o aslında. Hani uçak bakımı yapıyorlar. Uçakla ilgili projeler hani havayla ilgili yapıyorlar ve insanları zaman mefhumunu daha etkili kullanmaya yönlendiriyorlar. Şimdi arabayla gittiğin zaman bir yolculuk 12 saat ama uçakla gidiyorsun işte. 12 saatlik yolculuk 2 saat oluyor, 3 saat oluyor. Tabii burada yani standartları yükseltmek, yaşam kalitesini arttırmak. Hepimizin hedefi bu. Daha güzeli yaşamak. Şimdi hocam uçakta bir lezzet var. Yani herkes yerden biraz yukarıya kalktıkça göğde bir lezzet var. Ve bunu herkesin yani hayal. Yani hayaller mazide gelibdir, uçaklar yapılıp. İnsan üstte olmayı çok sever, göğlerde olmayı çok sever. Tabii Hazarfan Çelebi oradan geliyor değil mi abi? Evet. O amacdan bu yapıldı uçaklarda. Ama ben her zaman diyorum insanın ruhu da bu şekilde eliye bile kendini yükselde bir daha bir şey olabilir.
manevi olarak manevi daha olarak, güçlenebilir. Yani metafizik ya böyle bir mental açıdan. Evet, buraya girenle aynı. Yani o lezzet var. Yani siz onu iyi anlayırsınız. Yani. Evet, tabii o metafizik, o meta kısmı o daha ayrı bir bilim dalı. Evet. Onun da incelenmesi gereken bilim dalı. Ben de çok merak ederim onu. Evet. Üzerine de giderim. O astral boyut, fiziksel biz böyle boyut. Diyoruz yani alfa yani. Meselesi vardı. Siz onu her gün onu yaşayırsınız. Ona göre psikoloji olarak siz uçakta, göylerde olan insanların, yerdeki insanların psikolojiyi bir baksan maşallah sizlerin selametsiz yani ruhi olarak ve şey tüm her gün bununla yaşıyorsan alfada yaşıyorsan ve şimdi zaten yani bu doğada olmayan bir şey değil, doğada olan bir şey yani aerodinamik, airfoil yapı, bunun fizik kuralları, kanunları, bunlar zaten var, bunları bulup çıkartmak yani zamanında Mehmet Nuri Demir rahmetli, o da çok çalışmış, uçak üretmiş bu konularda ama arkasını getirememişiz. Araba yapmışız, arkasını getirememişiz. Yani bu tabii o doğanın içerisinde bize sunulmuş olan o imkanları çıkartıp ortaya koymak ve buna güvenerekten de uçağa binmekte. No. Yani adrenalin kısmı da var işin. Orada da ya şimdi yerde bir araçta 80-90 kilometreyle gitmek farklı, 900-1000 kilometre hıza ulaşmak da farklı. Ya bunu hem eğlence adrenalin amaçla kullanabilirsiniz, ulaşım amaçla kullanabilirsiniz. Zaman tasarrufu olarak. Tabii zamandan tasarruf. Ama şey de için. Çok enteresan abi ya, bu özellikle uçak kısmında bizim mesela vecihi hurkuş diye bir değerimiz var. Evet. Adam işte bir yerden bir yere uçuyor, daha sonra işte ceza alıyor, işte 3 ay hapis, siz daha iyi bilirsiniz öyle miydi hikaye? Defalarca çok hayatı mücadelelerle geçiyor. Yani Azerbaycan'da Azerbaycan'a düşüyor. Azerbaycan'da Azeri kardeşlerimiz alıyor, onu bir adaya götürüyor, kurtarıyor vesaire. Yani o zaman Rus mezalimi falan da var. Bu tür zorluklar da yaşıyor. Yani yılmıyor, tekrar bir daha yapıyor. Yani bir iki tane uçakla 8-10 tane Alman yabancı uçakları düşürerekten savaş, birçok savaşa da katılıyor. Savaş pilotluğu da yapıyor. Tabii savaş pilotluğu da yapıyor. Ya bunlar çok ciddi mücadeleler. Yani yokluk içerisinde, Anadolu'da yokluk içerisinde yapılmış mücadeleler bunlar. Çok kıymetli mücadeleler. Ama işte o günlerde, o şartlarda belki o imkanlar verilseydi Vecihi Hurkuş'a, bugün belki havacılık sektöründe daha bir yerde, farklı bir yerde olabilirdi Türkiye. Ya bu insan doğasında var. Bu kardeş kardeşe bazen tabii temenni etmediğimiz konular bunlar. Hep birlikte aslında coğrafya olarak bir kardeşiz. Evet. İnançlarımız, ibadetlerimiz, örf, anneannelerimiz hepsi birbirine çok yakın. Hepsi insan odaklı. Doğru. Bana göre ben dünyada 110 tane ülkede kaldım. 15-20 yılım da dünyanın muhtelif yerlerinde geçti. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Eyvallah. Yani bugün Türkiye, İran, Irak kuzey bölgeleri, doğru. Suriye kuzey bölgeleri. Yani buralar çok kıymetli değil mi? Çok kıymetli bir coğrafya, çok kıymetli bir medeniyet. İnsan odaklı bir medeniyet. Küçüğüne, büyüğüne sevgi, saygı ortamı. Ya bunu dünyanın her yerinde bunları göremezsiniz. Doğru. Metalik yaşıyor dünyanın birçok yerinde. Yani o batı medeniyeti dediğimiz bizden çok üstün meziyetleri de var. Var ama evet. Metalik yaşıyorlar. Bizim doğru. kadar hayatın içerisinden lezzeti alamıyorlar. Doğru. Evet yani bu vardı. Katılıyorum size. Evet. Doğru. Evet yani vecihiden buraya getirdik. Ama yok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu Sait abi. Hani şey insanların anlamasını istiyoruz. Yani çünkü her mesleği yapan insan onun kendisine ait bir hayat tecrübesi var. Ve kendisine ait bir içtihadı var, bir yolu var. Ve o yolu insanlar izlediği zaman diyor ki ha böyle bir yol da varmış. Böyle bir düşünce tarzı da varmış. İnsanlar faydalanıyorlar, düşüncelerden faydalanıyor aslında. Şimdi işte oradan şuraya geleceğim. Yani özümüz aslında bizim çok sağlam. Hı-hı. Ama bu uçak yapılmak istenmiş. Hı-hı. Buna hem içeriden hem dışarıdan. İçeriden buna sertifika, ruhsat, patent vesaire bu konularda çok sıkıntılar yaşamış. Kendi içimizden verememişiz bunu. Eyvallah. Gitmiş Yugoslavya'dan almış gelmiş vesaire. Yani orada da bir takım zorluklar var. Yani biz kendi kendimize zorlaştırmışız
hayatı. Aslında biz kardeşiz. Biz hepimiz biriz. Hepimiz tabii aynı yoldayız. Yani mezheplerimiz de aynı. Yani sonuçta inancımız secdeye durduğun zaman da yine aynı Allah'a ibadet ediyorsun. Doğru. Aynı dualar okuyorsun. Doğru. Bir takım şekil farklılıkları var ama özde aynıyız. Doğru. Bu konuda eğer birbirimize sekte vurmazsak, doğru, kesinlikle, bizim önümüzü kim sağlamaz? Biz çok zeki, doğru, bir milletiz. Coğrafya olarak da öyleyiz. Çok da insani taraflarımız var, insani, doğru, boyutlarımız var. O zaman bu şekilde bir zorlanmış yani. Bugün belki bunu aşıyoruz. İnşallah da aşacağız. Bunu İnşallah da bölgemizde barışı tesis etmek için de, hı hı, önder, lider bir ülke konumundadır. Bu siyasi olarak yani bu A partisi olur, B partisi, partisi olur. Ama devlet ebedidir. Evet, devlet ebedidir. Doğru. Yani Vecihi Hürkuş'un, hı, yaşamış olduğu zorluklar var ama ondan sonra Mehmet Nuri Demirhan'ın yaşadığı O da mı zorluklar var yaşıyor? Yani zorluklar tabii yaşanmadan bir yere gelinmiyor mu Said Bey, bu ortaya bir şey koymak için? Atatürk de o zaman kendisinin soy ismini de zaten ülkeyi demir ağlarla, tren yollarıyla ördüğü için soy ismini demir ağ olarak almış. Daha sonra da uçak yapmış. Kayseri'de o kadar uçak yapılmış ve toprağa gömülmüş. Bunlar Türk topraklarında yapılmış uçaklar. Çok güzel. Yani bunlar da yine bu, yani bir yerlere gelmişiz ama tekrar geri çekilmişiz. Geri çekilmişiz. Evet. Doğru söylüyorsun. Aslında o mühendislerin, mucitlerin kaderinde de var birazcık. Hani yabancı ülkelerde de bakıyoruz. Tesla örneği var. Adam birçok proje yapıyor ama işte vefat ettiği yere bakıyorsunuz. Bir otel adasında 5 kuruş parası yok. Ama bugün Tesla adıyla işte sırf o isimden dolayı Elon Musk dünyanın en zengin insanı oldu. Yani sadece isminden dolayı. Yani, mucitlerin, mühendislerin kaderinde böyle bir şey var. Ama inşallah ben Mustafa kardeşim gibi birçok bu konuda böyle projeleri olan insanların gelecekte ülkemiz adına çok farklı farklılıklar yaratacaklarını düşünüyorum. Şimdi Mustafa'nın da ben onun kafasında geçenleri de bildiğim için, hı hı, ona destek olarak birkaç kelime söyleyeyim. Hı hı. Şimdi bir taraf uçakçı, bir tarafı enerji. Enerji. Ama enerji geleceğin temeli, doğru, olacak. Yani bugün çok güzel harmanlamış. Evet, belki ileriki dönemlerde petrol tükenecek. Tabii elektrik uçağa geçecek. Kıymeti belki çok daha ileriye geçecek. Bu defa enerji eksiği çıkacak ortaya. Doğru. Bu da ülkemizde de bir taraftan başlandı. Hı hı. Birçok pil, batarya, güneş enerjisinin faydalanmalar, rüzgar enerjisi vesaire. Hı hı. Bugün Orhan Bey de zaten bu konunun üzerinde, evet, evet, çalışıyor. O enerjiyi uçan ve hareket eden, hı hı, araçlara, yani kara ve hava araçlarına da entegre ettiğimizde yine İnşallah enerjiyle yolu kesişecek. İnşallah. Yani o yüzden bu, öyle bir tercihte bulundu. Çok güzel. Siz de desteklemişsiniz bunu. Ne güzel olmuş. Tabii tabii. Yani boynuz kulağa geçer. Şu an, evet, belki o aklından geçenleri, şimdi ben elektronikçiyim, o da benden daha ileri bir elektronikçi olacak gelecekte. Elektronikçilerin beyni böyle, yani elektronlar siz gibi. Bu kahveyi hedefe koymuşken, elektronikçiler böyle bütün kahve fincanlarını dolaşır, tavandaki yanan lambalardan kameralara. Her şeyi bir organize eder, ondan sonra gelir. Evet. Onun da kafasında şimdi böyle şeyler dolanıyordur ama yani o zamanla bunu, tabii, dile getirme konusunda belki makaleler, hı-hı, yazar. İnşallah. Daha güzel ifade eder. Biz de faydalanırız yani. Çünkü benim de çok sevdiğim bir şey hava şeyi ama hiç kokpite binmedim yani. O simülasyonları da kullanmadım. Evet, yani kendinden aldı ama simülatörü kendisi yapar. Çok güzel. Software'ini yükler, kendisi kullanır, öğretir. Çok güzel. Ben taleben olmaya buradan şey gönüllüyüm yani o konuda. Kabul edersen eğer. Uçak sektöründe mesela havacılık, babadan gelen bir tabii aşk var. Ama kendi, hı-hı, hevesin de vardı değil mi sanırım? Yani tabii ki. Küçüklükten beri bir dünyaya yukarıdan bakma şeyim, hayalim vardı. Hı-hı. Daha sonrasında yani bir de elektronik sistemler olduğu için, hı hı,
O da ayrı bir cezbediyor. O da ayrı bir cezbediyordu beni. Ondan dolayı pilotajı da çok istedim yani. Hı-hı. Uçak bakımda yine uğraşmayı sevdiğim için. Hı-hı. Hem mekanikle hem elektronikle. Bundan dolayı tercihim oldu yani daha çok. Peki mesela şimdi seni izleyen daha genç kardeşlerimiz işte havacılığı istiyorlar ama onun zorluklarını, kolaylıklarını biraz anlatır mısın yaşadığın tecrübeler okurken? Zorlukları şu şekilde. Yani yapılan işin sorumluluğu yüksek. Hı hı. Hata kabul etmiyor. Hata kabul etmez. Hatta havacılığın kuralları kanla yazılmıştır. Ya bunun için çok dikkat edilmesi gerekiyor bakım sırasında, esnasında. Yapılacak bir hata çok büyük şeylere, felaketlere sonuç açabiliyor. Avantaj kısmına gelirsek çok keyifli bir meslek. Hani dezavantaj olarak saatleri yoktur. Ha, saat yok. Çalışma saatleri yoktur. Ne zaman uçak gelir, ne zaman arıza yapar bunu bilemeyiz. Ama yani bu hayat şartlarına uygun insanlar hani bu sektöre daha çok sevebilirler. Peki burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi havacı bir babanın oğlusun. Saatleri yok dedim. Bunun şeyini yaşadın mı mesela? İşte uçak geldi, baba yok evde. Babayla işte bir şey bir yere gidecektiniz, gidemediniz. Yoğunlukla yaşadığım oluyor. Tabii gün içinde. Ben de bir mekatronikçinin oğluyum. Aynı şeyi ben de çok yaşadım. Tabii bizde şimdi yaz dönem olur. Yani gidebildiğimiz kadar birlikte ailecek gitmişliğimiz çoktur. Örnek veriyorum. Yaz dönemlerinde turizm sezonu açıldığında Antalya, Alanya, Bodrum, Dalaman, İzmir. Biz bu bölgelere çok uçarız. Hı hı. Oralara gideriz. O taraflarda geçer yaz dönemi hayatlarımız. Kış dönemi olduğunda Türk sivil havacılığı olarak yani yakın bölge olduğundan ve bir İslam ülkesi olmamızdan kaynaklı Suudi Arabistan anlaşmalar yapılır. Kış döneminde haç operasyonları yaparız. Hı hı. Yaklaşık işte 40-45 gün Medine, 40-45 gün Cidde. Çok böyle güzel. Bir 3 aylık bir süreçte yurt dışında kalırız. Ondan sonra Yahudi hacı dönemi gelir. Mesela Tel Aviv'den Nijerya o taraflardan bir 45 günlük Yahudi hacı taşıma operasyonları gerçekleşir. Bu arada yine yurt dışında bu Avrupa'da işte İngiltere'de, Bristol, İrlanda'da, Almanya'da birçok bakım merkezlerinde şimdi şu an Türkiye'deki bakım merkezleri dünyanın en ileri bakım merkezleri, en büyük bakım merkezleri. Hı-hı. Bugün için gitmiyoruz dışarıya ama bir zamanlar Türkiye'de bunlar yoktu. Türkiye Hava Yolları da kendine yetişemezdi. Doğru. Ama şu an Türkiye Hava Yolları lider konumuna yükseldi. Evet. Yani çok uçmuş olduğu uçuş noktalarıyla, sayısıyla, genç filosuyla, her zaman genç ve dinamik Hı-hı. filosuyla, uçak sayısıyla. Şu an dünyada bir numara herhalde. Tabii dünyada bir numara. Yani işte Lufthansa, Emirates, Türkiye Hava Yolları zaten bu üçünü konuşabilirsiniz yani zirveye çıktığı zaman. Onun dışında tabii Amerika'da Delta vesaire Amerikan firmalar da var ama yani klas olarak, seviye olarak, kalite olarak her zaman en üst seviyeyi korumakta muktedir. Şeyi de sormak istiyorum iki tane havacıyı bulmuşken. Şimdi mesela ülkemizde farklı atılımlar da yapıldı. Mesela işte isim vermeyelim ama farklı hava şirketleri de kuruldu. Türk Hava Yolları'nın değil de özel hava şirketleri. Bunlardan çok azı başarılı olabildi. İsimleriyle kaldılar ama diğer isimler unutuldu. Mesela onlardaki eksiklikler neydi siz bir havacı olarak baktığınız zaman? Neyi atladılar şimdi orada? Şimdi yaklaşık ben bütün o Onur Air... Sıkıntı yok. İsim verebiliriz. Hı hı. Yani bu özel hava yollarında bünyesinde de bulundum bunların ama yani coğrafya kader mi? Şimdi böyle bir şeye de geliyor. Bir takım global olarak yaşanmış ekonomik sebepler de var. Türkiye olarak da yaşanmışlıklar var. Yani bunun sizin Avrupa'ya gittiğiniz zaman Avrupa'daki Türk firmalarının karşılanması var. Bir de Türk Hava Yolları'nın çok güçlü bir firma olması. Background'u. Evet, altında Türk Hava Yolları'nın altında rekabet edebilecek güçte özel hava yolları çok zorlanacaklar. Yani burada ancak böyle bir devlet politikası
Güdülmesi lazım ki. Güdülmesi lazım ki bu özel firmalar, yani bunların birçok alanda desteklenmesi, ne bileyim SGK'sı olur, teknik donanım olur, Türkiye Hava Yolları'nın önünde abilik yapacağı bir takım destekleri olabilir. Ya bu şekilde özel firmalar daha ancak bu şekilde böyle kök salabilirler. Daha çok ayakta kalabilir ama yani o açık alanda Türkiye Hava Yolları'nın o kalite seviyesine bir de flag carrier olarak geçer. Yani hava yolundan ziyade bir devleti temsil ettiği için doğru. Yani orada bir hata kabul etmez. Doğru. Ondan kaynaklı her zaman bir numara olmak zorunda Türkiye Hava Yolları. Doğru. Bunun altında siz nasıl bir rekabet edebilirsiniz? Ancak charter olarak açık olan yerleri kapatabilirsiniz. Yani özel firmaların bu konuda Türkiye'de bir yurt dışı ile rekabeti, bir de Türkiye Hava Yolları gibi bir numara bir hava yolu dünya markasıyla, dünya markasının altında rekabet etmeniz çok zor. Çok zor. Yani bundan kaynaklı bir takım eksiklikleri vardı. Eksiklikler kaynaklanıyor ama bu Türkiye'de birçok hava yolu bugün belki biz İstanbul'da o ismini telaffuz etmeyelim, reklama girelim. Yok, yani sıkıntı yok, edebiliriz. Şimdi Onur Air'in, Atlas Jet'in geçmişte yaşanan işte Air Alfa, İstanbul Hava Yolları, yani bunların böyle FlyAir, bunların tekrar geri kapanması, iflas etmesi vesaire. Bunlar tabii birçok şeylere, konulara dayanıyor. Dayanıyor. Siz buradan Almanya'ya gidiyorsunuz, gurbetçileri taşıyorsunuz. Sonra sizin o hızlı büyüme zaten Türkiye'deki en büyük şey odur. Yani hedef konur, Türkiye'de 6 aya hedef konur. Batı'da 10 yıla hedef konur. Yani 6 ayda çok büyürsün ama hızlı çıkarsan hızlı da düşersin. Evet. Şimdi bizde Türkiye'de bir anlayış farkı var. Yani bunların hepsi yıllar geçtikçe oturacak konular. Türkiye'de sıkıntıya düşmüş, iflas etmiş bir insana babası bile yaklaşmaz. Doğru. Yani amiyane bir tabirle. Devlet de yaklaşmaz, bankalar da yaklaşmaz. Doğru. Uzak dururlar ve o sizin yarın düzelseniz dahi sicilinizdedir ve sizi tanırlar. Sizi buna mahkum ederler. Ama bu Batı'da öyle değil. Doğru. Batı'da siz iflas etmişseniz, siz potansiyel kredi verilmek üzere seçilmişsiniz. Çok demek. Güzel. Yani sen daha tecrübelisin. Evet. Burada iflas etmişe bir yeniden iflas edebilirsin. Çok, yani çok ufku genişleten bir sözdü. Evet. Şimdi orada derler ki tamam, bu adam bunu bir defa yaşamış. Hani bizim de şey vardı ya, Nasrettin Hoca damdan düşüyor. Doktorumu çağıran yok diyor, bana damdan düşen birini çağırın, benim halimden anlasın. Evet. Şimdi onun gibi. Yani tecrübe burada. Bu adam bunu tecrübe etmiş. Doğru. Hazreti Ali'nin bir sözü var ya abi, diyor ki tecrübe diyor ilimden öndedir. Evet. Şimdi bu adam batmış. Bunun şeylerini neden battığını, hangi merhalelerde battığını bizim bir Sayın Temel Kotil'in bir şeyi var, bir kitabı vardı, onu da okumuştum da. Evet. Basamakları diyor, tek tek sindire sindire çıkın, düştüğünüz zaman tekrar o basamakları bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz, çok doğru bir söz. Yani gerçekten önemli. Şimdi Batı ona göre hareket ediyor. Bu adam diyor basamakları biliyor. Ben buna destek olursam, bu tekrar... bir de kamuya hizmet tarafı var yani bunun. İşte ticari işletmecinin kamuya hizmet tarafı var. Bu adam diyor kamuya hizmet etmiş ve ben bunu yeniden kalkındırırsam bu yeniden kamuya hizmet yapılandırır. Edecek. Yeniden bir işletmeyi inşa eder. Burada insanlar çalışır, istihdam oluşur, ticaret oluşur. Bu büyür. Doğru. Etrafında binlerce insana da yine bir istihdam kol kanat gerer. Tabii istihdam yaratır. Bu Batı buna böyle bakıyor ya. Biz daha henüz ne kadar o da seviyeye ulaşamadık. Evet, lider ülke konumuna ulaşsak dahi biz o işin ticari, ticaretin altındaki bu fedakar insanların yani o işletme sahiplerinin o kutsal sorumluluğuna daha oralara ulaşamadık. Yani bir insana iş, istihdam sağlamak, onlara kol kanat germek. Yani bunlar çok önemli konular. Tabii. Bir yerde siz küçük bir işletmesiniz belki, belki orta ölçeklisiniz, belki büyük bir işletmesiniz ama doğru. Siz bir yerde yani Allah'la kul
arasındaki nasıl vesile, tabii, ip gibi. Bir, evet, bir vesilesiniz. Ve burada yapılanlar çok kıymetli, çok değerli. Tabii. Yani bunun değeri ölçülemeyecek seviyede. Doğru. Önemli konular. Doğru. Yani biz bu erdeme ulaşamadık. Yok, ulaşamadık. O yüzden Batı bugün bu adam bu tecrübeyi yaşamış. Ben bunu bu fırsatı ele almalıyım ve buna yeniden destek vermeliyim. Doğru. Diyebiliyor. Ama bizde öyle değil. Bizde tamam bu başarısız olmuş, bunu kaldır at zihniyeti bizim en büyük handikaplarımızdan biri. Doğru. Havacılıkta da bizim gelişemememizin sebeplerinden bir tanesi biri bu. De budur. Yani başarısı istemeyen bir milletiz aslında. İnsan hayatı önemli, kıymetli ama yani bugün bütün bu havacılık camiasında genel olarak dünyaya ele aldığımızda birçok kazalar olmuş, insanlar hayatlarını kaybetmiş, yüzlerce insanlar ölmüş. Bu da bir doğanın bir döngüsü. Yani bugün nasıl kış geliyor, hava soğuk, yaz geliyor, hava sıcak, baharda her şey yeniden yeşeriyor. Her şey evriliyor. Tabii evriliyor. Yani bu da bir döngüdür. Doğru. Yani yasakçılığımızı böyle insani unsurlar, teknolojilerde falan kullanmamak lazım. Bunların Doğru. önünü açmak lazım. Doğru. Ben şey de demek istiyorum. Şimdi kendisi biraz felsefeyle de ilgileniyor. Evet, Vahit geldi. Vahit Bey de biraz evet vaktini çalıyoruz yok, ama çok güzel. Birbirinizle aslında çok güzel sentezlediniz. Öyle bir yere getirdiniz ki Sait Bey konuyu. Tam onun girizgah yapabileceği bir yer hani. Allah'la kul arasındaki vesile, insanlara hak tanımak, işte Batı'nın bu bakış açısı ama bizde maalesef bu bakış açısının biraz geride kalması. Ne dersin bu konularda sen? Ben sadece bunların yani o bir nokta var. Nereden bu, nereden başlanır? Bu fark bir yerden ayrılıp bu fark. Değiller iyi ile iyi arasında fark var ama o fark nerede? Kötü ile kötü arasında fark var ama o nerede? Şimdi burada fark burada. Orada eğitim başlanmaktan sona kadar iyidir. Bizlerde eğitim yoktur. Bizlere eğitimi düz öğre. Yani baştan ilk okuldan sona üniversiteye giderken doğru düzgün yolda değiliz. Yani bizi yaşamak, nasıl yaşamak, teamwork nasıl çalışmak, birbirimize kıskanç olmama bunları öğretmirler. Bize mesela sadece bunu öğretirler ki nasıl para kazan. Yani bu doğru der. Önce bizim benden bunu nasıl bir yerde oturmanı öğretecek. Nasıl bu iş yaptı, benim buna yardımcı. Bunları adilane paylaşmayı öğretecek. Yani eğitim çok meseledir. Oradaki adam tüm biliyor ki bu adam neden iflas etmiş. Biliyor ki eğitimler aynıdır. Ama bizde yok. Bizlerde bir de ki oranın milletleri, Batı'nın milleti. Mesela Almanyalar toplamda Almanyalı yani yerli milleti Almanya'dır. Yani ama Yarmanlarka. Biz evet ama bizde mesela Türk bölgesindeysek ya İranlılar desek burada bak Arap var, Kürt var, Türk var, Fars var. Fars var. Bunu sen bir yerde tabii ki herkesin bir düşüncesi olacak. Bu zordur ki bunu getiresen. Siz önce buyurdunuz yani kardeşinle kardeş mesela şey olur. Ya arkadaş arkadaşa yardım etmir. Başka bir konuyu. O yüzden ama oradaki adam onu eğitim. Yani 50 sene belki 60, 70 sene önce de ya 100 sene önce bunları yaşayıplar ve bu noktaya yetişipler ki iflas eden adamla yani o ilk bunu tecrübe edip. Doğru. Yani ne gerek var bir de bana şey eylesin, yani bana zaman koysun, para harc etsin. O zaten onu tecrübe edipti ve önce biz onun mazide yaşadığını da biliriz ki doğru bir adamdır. Hala gelipti belki bir nasıl diyelim 2-2-4 yapabilmeyipti. Bir yanlış, buna bir yardım dedik. Ama yani dedim bizlerde tüm kültür biraz farklı olduğu için mesela Arap var, Ecem var, Kürt var, Fars var. Herkes bir farklı düşünceyle gelir. Bunun o başta yani ilk okula gidenle burada bu eğitimi verilmesi lazım. Eğitim verme, her şeyin başı eğitimdi. Yani kesinlikle. Eğitim doğru olmasa yukarı ben yaşlandıkça pardon Arabeyle biz insanların bir şeyde aynı. Yani hiç değişilmez. Sizce nedir? Yani arabada da var, bende de var, insanda da var. O hiç zaman değişilmez. Ama eğitim olsa evet, o yani fabrikadan doğru düzgün gelse sona kadar aynıdır. Belki dil konumundan biraz şey olar da sizde nedir? Şimdi ben
sorunun cevabını bilmiyorum ama yani burada o batıdaki 28 Avrupa Birliği ülkesi 4 tane de oy hakkı olmayan 32 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Yani bunlar temel olarak kendi medeniyetlerini bir araya toplayabilmek için ortak karar alabiliyorlar. Aslında bugün bir İngiliz de Fransız birbirinin dünyada var olduğunu istemezler. Evet. Ama birlikte hareket edebiliyorlar. Evet, evet. Bir Almanla Fransız zamanında eyvallah. Fransızları Osmanlı padişahlarının göndermiş olduğu bir üniformayla Alman mezaliminden kurtarıyor. Yani bu kadar birbirine düşman toplumlar belli bir medeniyet seviyesine çıktıktan sonra birbirlerini koruyup kollayabiliyorlar. Eyvallah. Biz burada, biz onlardan çok daha yakınız. Biz Kürt, Türke, Türk, Araba böyle bir aslında özde ne bir kin var ne bir düşmanlık var. Hiçbir şey yok. Bugün Persler, gelenek görenek Fars farkı mı var Sait Bey? Öyle mi diyelim? Hani ahlak, kültür farkı mı var aranızda? Hani uyuşamamanın o sebebi ne acaba? Bizimkinin kıymetini biz bilemedik. Biz bilemedik. Biz aslında çok daha kıymetli örf ve ananelere sahibiz. Biz buradan gidemedik. Bir batı hayranlığını onlardan alabileceğimiz medeni kanunlar, medeniyet, İyi teknoloji bunları almak yerine biz kötü taraflarını, aslında onlarda bile olmayan taraflarını sanki onlarda varmış da biz ileriymişiz gibi gereksiz alanlara çok yönlendirdik. Çok doğru bir parmak bastı. Biz, bizim aslında anneye vermiş olduğumuz önem ezelinden beri bellidir. Hı. Anne çok kıymetlidir. Tabii. Biz anneleri yetiştiremez olduk. Ha. Anne çocuğun ilk öğretmenidir. 0-6 yaş arasında onun kaderi çizilir. Bilinçaltı orada oluşur. Ondan sonra onu değiştirmek çok zordur. Doğru. Yani onun için çocuğun çok zeki, çok yetenekli, çok iyi ortamlarda olması gerekir ki o bilinçaltını tekrar aşabilsin. Doğru. Bunu da anne verir. Yani babayı çocuk 18, 20, 25, belki 30, arkadaş, belki 40 dost yaşından sonra tanıyacak babayı. Doğru. Babayı anladıktan sonra da iş işten geçmiş olacak. Geçmiş oluyor. Genelde öyle oluyor. Yani. O yüzden yani babanın verebileceği çok fazla bir şey yok çocuğa. Yani gelecek nesillere. Hı hı. Annelerin iyi yetiştirilmesi gerekir. Anneler hı. öyle iyi yetiştirilmeli ki o çocuklar oturmasını, kalkmasını, yani tuvalet adabından kişisel temizliğine kadar disiplinli bir eğitim dönemine hazırlanması, onun başarılı olması için o çocuğun gerekli kalıplarda gün içerisinde ne yapması gerekiyorsa bunu ancak bir anne verebilir. Doğru. Ben burada Sait abi Mustafa'nın da fikrini almak isterim. Yani ikiniz konuştunuz çok güzel. Bu konuda ne demek istersin senden? Çünkü genç düşünceler her zaman için bizim dinamiğimiz. Yani önde bir örnek olması gerekiyor tabii ki. Hı hı. Yani takip edeceğin tabii ki biri olacak. Hı hı. Fakat iyi bir örnek olması gerekiyor önünde. Şey yani ne kendine diyorsun mesela, hani o Batı'nın az önce Sait Bey'in söylediği gibi Batı insanlara böyle davranıyor ama biz de o seviyeye gelemedik mesela. Sen bir genç olarak, bir girişimci olarak, bir proje adamı olarak nasıl düşünüyorsun bunu? Yani ben o kısımlara daha çok takılmıyorum. Yani kendimi geliştirmeye baktığım için, ülkemi geliştirmeye baktığım için hani bir karşılaştırma yapmıyorum. Benim fikrim o şekilde. Yani kalıplara sığmadan bağımsız bir şekilde ilerleme. Havacılar zaten genelde kalıplara uymuyor. Evet, havacılığın kuralları çok katı. Çok katıdır. Yani onlar Mustafa'nın söylediği gibi kanla yazıldığı için tarihte bunların hepsinden ibret alınmıştır. Tecrübeleri, bir Murphy kanunu vardır. Hı hı. Murphy kanunu, yani onun dışına çıkamazsınız. Yani sizi öyle bir yönlendirir ki kapı oradaysa o kapıdan çıkacaksın yani. O ben pencereden atlarım. Pencereden atlayamazsın. Pencereyi açtığında pencere demirlidir. Yani havacılıkta kurallar çok katıdır. Yani sen başka bir yol arasan da o yoldan çıkamazsın. Gidemezsin, yapamazsın. Olması gereken yıllarca yapılmıştır. Bunun o regülasyonlarla, kurallarla, kitaplarla, kanunlarla belirlenmiştir. O çizgiden gitmek zorundasın. Bilmecenin cevabını da ben merak ettim aslında. Arabada var, insanda var. Arabada bizler dil konumuzdan belki şey olan şahsı diyerek. Şase, arabanın biz de şase diyoruz.
Arabanın şasisi insanın şəxsiyyəti. İnsanın şəxsiyyəti dəyişilməz, arabanın da şasisi dəyişilməz heç zaman. Şəxsiyyət demək nədir? Şəxsiyyət ek dediniz də annə, ek müəllimdir. Onu yapa bilsə, yəni oturub durmasını yəni annəsini, babasını və Allahını və inanlarını iyicə ona öyrətsə və əsl məsələ insani yola götürmək. Yəni bax bir məsəl var, deyir ki, farsidir, burasını farsi deyim, sizə türkçə deyir ki, anki boxorədu, boxosbədu, şəhvətrani boxonəd, əs həyavan əs. Deyir ki, o ki yata, su içə, bilmirəm, yata, dura, su içə, nədir? Heyvanın işidir, yəni buracın heyvan. Ondan sonra mərdum azari boxonəd, yəni mərdum azarlıq elə, yəni birisinə azar, əziyyəti geçə, burada olur şeytan. Yəni geçir şeytan həddini, hala insan olmayıb. Tamam. Bu annənin işidir. Yəni bunu annə öyrətməlidir ki, nasıl bu yola getməlidir. Ondan sonra da dedim, yəni orada o biz fondasiyon deyərik. Fondasiyon ya at yapı. At yapı doğru düzgün yapılsa, o çocuq gəlib sonra iyi bir başkan ola bilər, iyi bir müdür ola bilər, iyi bir şey ola bilər. Ama yani mesela orada ekleme yapmak istedim, yani desteklemek babında söylediğinizi. Hani siz de biliyorsunuz Aşura günü sabahı işte Hür İbni Riyahi diye bir adam var tarihte. Evet. Biz bunu işte Fazıl Hoca ile de konuştuk. Diğer tarihçilerle de konuşmuştuk. Şöyle anlatıyorlar. Hazreti Hüseyin Kerbela'da önünün kesilme sebebi Hür'dü. Hür olmasaydı Hazreti Hüseyin Kufe'ye gidecekti, hüküm edecekti. İlk gelen komutan Hür. Evet. Önünü kesiyor. Diğer ordu da geliyor. Hazreti Hüseyin'i orada kıskaç altında bırakıyorlar. Ve Aşura günü, yani şehit olacağı gün akşamı Hür bir rüya görüyor. Rüyasında annesini görüyor. Diyor ki eğer sen Fatıma'nın evladına, Resulullah'ın torununa kılınç çekersen benim sütüm sana haram olsun. Annesinden aldığı bu düstur, hani anne önemli dediniz ya, rüyasında bile etki ediyor çocuğa ve çocuk 60 yaşına gelse bile. O gece o rüyayı görüyor, çok da büyük bir kabile reisi Hür, tutuyor ellerini bağlatıyor, oğluna da veriyor ipi, diyor beni Hüseyin'e götür. İster diyor beni öldürsün çünkü hak ettim, bu yolu kesen bendim. İsterse diyor beni bağışlasın. Tabii Hazreti Hüseyin de onu bağışlıyor dedesinin yaptığı gibi. Ve de o da onun safında şehit oluyor. Yani anne çok önemli. Evet. Yani böyle diyor. Ben anne eğer bir olsa ata belki, yani baba dediğimiz, yani felsefi değil ama yanlış olmasın. Baba kaç tane olabilir? Nasıl? Ben üniversiteye gelirim, hocam bana bir şeyler öğretir. Bu bana baba hakkıdır. Yani bana bir baba. Gelirim bir futbol birisi bana öğretiyor. Bana birisi hat örgüt. Yani herkes bana bir şey öğretirse olur benim baba hakkı. Benim babam bunları hiçbirini öğretebilmiyor ki. Zaman olmaz ki. Babam bana sadece bir şey öğretiyor. Yani beni dünyaya getiren, yani ben onun şeyinle, terliğiyle bu dünyaya gelmişim. Ama olabilir benim hocalı, o bana hocalık yapmır. Yani mesela kaç tane hoca görürüm. Ama anne bir tanedir. Hiç kim gelip anne olabilmez. Doğru. Neşet yani Ertaş'ın bir sözü var. Diyor ki bizler diyor insan evladıyız. İnsan olan diyor anneler, kadınlar. Evet, evet. Yani böyle diyor. Yani o söylemiş olduğunuz özeti bir ahde vefa var. Bu ahde vefayı hocana karşı da gösterirsin. Abine, ablana, evet, evet, annene, kesinlikle, babana, etrafına, bunu bir siyasiye, bunu bir dünya liderine, bunu bir Neşet Ertaş'a, Einstein'a, bir kahve bunu, içtiğimiz ortama, bunu bu ahde vefa, yani oradan öğrenmiş olduğun kendi yaşam kaliteni, yaşam standardını, o bilgi dünyanı, evrensel düşünceyi almış olduğun herkese karşı bu ahde vefaya gösterebilirsin. Bugün sokakta yeni nesiller çok zeki çocuklar, ben onları bir kenara koyuyorum ayrı, ama manevi tarafa geçtiğimiz zaman ahde vefa nedir dediğinizde ahde vefanın cevabını verebilecek genç yok. Yok. Yani dolayısıyla biz onlara nasıl bir maneviyat yükleyebiliriz ki? Her şey maddiyata dönmüş, meta. Evet, şimdi öyle oldu maalesef. Bunlar da işte yine dönüyor dolaşıyor aileye geliyor. Yani aileden iyi bir aile terbiyesi, iyi bir ilim, irfan almamışsanız, ondan sonraki de işte ülkemizin sorunlarından biri de, yani genelde hep aynı şeyi konuşuyoruz zaten.
başarılı olmamızdaki en büyük engellerden birisi iyi bir aile eğitimi almamak. Biz genelde işte yıllarca eğitim sektöründe, 10 yıllık da ben eğitimciyim. Aynı zamanda eğitimci bir aileden geliyorsunuz. Tabii, eğitimci bir aileden geliyorum. Şimdi bunu da düşündüğünüz zaman işte derler ki ya işte eğitim sistemi öyle oldu, böyle oldu, o sene şöyle değişti, bu sene böyle değişti. Aslına bakarsanız eğitim kitapları 100 sene önce de aynıydı, 50 sene önce de aynıydı. Üzerine konulan nüans farklılıkları, teknolojik gelişmeler, bunlar var. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar zaten değişmiyor. Hı-hı. Yani bugün bu Amerika'da bir okulda varsa bu aynı anda eş zamanlı Türkiye'deki bir üniversiteye de geliyor, okula da geliyor. Yani biz bunları, eğitimler aynı. Bizim bu malzemeyi nasıl nesillere yükleyebileceğiz? Burada sıkıntı var. Yani bugün aklı başka taraflara evrilmiş, bir telefonun dünyası içerisine hapsedilmiş bir nesilden gerçek hayata, ayağa yere basan bir hayata evrilmesi çok sıkıntılı. Aynen. Bunun için biz ne yapmalıyız? Bu da aileden kaynaklanacak yani. Aileden gelecek. Aileler şu bugün buna önem vermiyor. Aile neyden mahrum kaldıysa ona ağırlıklı eğitiyor. Doğru. Evet. Yani ben de yoktu. İşte çocuğum da olsun. Hı. O biz bunu yememiştik. Efendim biz çocuğum gece saat 12'ye 1'e kadar sokakta gezemezdik. Akşam yemeğinde sofrada olmazsan bunun bir bedeli var. Bedeli vardı. Evet. Şimdi onlar hepsini yapsınlar, özgürlük. Evet. Programın sonuna doğru geliyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Ufak ufak böyle son sözlerinizi alayım. Şey, bu böyle başladık gittik. Bu sefer öyle başlayıp böyle bitirelim. Çok memnunum. Biz de geldik buraya. Kendimizde bir şeyler var idi. Ömrümce hoşuza gelmiş ola ama ben dedim futbolda analiz, yani futbolda en sevdiğim mesela yani onun peyin yani peşindeyim ve onu özel eğitimlerine zaman ayırırım. Analizdi. Ben analizi çok severim. Analiz demem ki yani biz yaşamağız nasıl tahlil ve analiz eliyak ki rahat yaşayak. Futbolda ben bir kulübü iyi analizin yapsam biz maçı kaybetmeyecek. Yani böyle diyeyim. Bu ailelerde de olmalıdır. Ailelerde yani bunu bizim devletlerimiz buradaki bazı profesyonel insanları olacak ki aileleri toplamda analiz edecekler ve analiz edelim nasıl biz bunları ileride yani toplum olarak aynı siz dediğiniz düşünce ki biz burada olabilir Fransal olabilir, İngiliz olabilir ama toplamda hedefimiz bir şey yapmaktı budur. Yani o neydi? Bu nereden? Bu o iyi bir hocalar olacak, iyi bir okullarda aile şeyler olacak yani bir yerler olacak ki analiz edelim. Yani diyelim bu aileni analiz edelim. Yani bu kaç kişi mesela şu pilot olabilir, şu doktor olabilir. Bunları iyice yoluna götürmeli. Yani bunu devletin yardımcılığı. Yani devletin yardımıyla olacak. Tek bir tek bu. Belki oraya gitme olabilir. Bir de ki biz milletlerin bu şu tarafta Anadolu milletinde bir mesele vardı. Bazı bize bir şuarlar deyipler de yani biz beyleyik, biz şöyleyik. Bence bunlar teessüptür. Teessüp insanın gözünü kör eder ve cahillik getirir. Nasıl? Kibir insana cahillik getirir. Evet. Arkadaşım ben İngiliz dilini niye gerek bilmeyeyim? Fransa neden gerek bilmeyeyim? Niye diyeyim ki yok illa ki benim dilim? Bunlar hepsi yalan. Yani cahillik getirir. O yüzden iki kişi batıda oturar. Şunu buradan salmağa benle oturalla beraber İngilizce konuşalla ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben 50 sene sonra anlarım ki bunu bunlar beraber oturuplar, konuşuplar, planı da yapmışlar, iyice de sömürüpler. Güzel, nereden? Güzel örnekti. Güzel örnekti. Neden? Çünkü bana değiller ki bunu da mesela oradan yapırlar ki biz şeye gelmeyek. Yukarıya doğru gidemeyelim. En zeki insanlar, en şey Allah'ı düşünen, en peygamberinden korkan, dine her bir şeye bu memleket Anadolu'da yaşayır ama hep sıkıntıdadır. Bu sıkıntının başlangıcı nereden başlanıp bu? Bunları önemli olan bu. Evet. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben gerçekten keyif aldım. Mustafa Bey, sizin de alayım son sözlerinizi. Ben de geldiğim için çok memnun oldum. Elimden geldiğince kendimi ifade etmeye çalıştım. Çok güzel oldu. Biz hani en azından şeyi izleyicilerimiz merakla bekleyecektir yapacağınız projeleri. Takipte kalacağız yani. Bir de kokpitte sizin talebeniz olma gibi bir isteğimiz var. Her zaman. Onu da yaptık.
Sait abicim senin de son sözlerini alayım, programın sonuna geldik. Vallahi bize insani olarak bir takım konuları, teknoloji olarak konuları, evrensel düşünce, her şeyi konuştuğumuz güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Programımızda başarılarını dilerim. Ben teşekkür ederim. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Gerçekten keyifli bir programdı. Hani program yap çekmek için değil de böyle sanki kahve içmeye oturmuş 4 kişi öyle geldi yani bana. Bir fincan kahvemizle evet. içtik. 40 yıl oldu. Evet. Tamam. 40 yıl bundan sonra. Beraberiz. Bahtı vefamız var hepinize karşı. Sevgili izleyiciler, bugün birbirinden kıymetli 3 tane değerli konuğum vardı Hüseyin Ünverdi ile bir fincan kahvede. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sait Yılmaz, Mustafa Yılmaz ve Vahit, Babayev, namı diğer Orman. Hepsinin yüreğine sağlık. Gerçekten buraya kadar geldiler. Pazarlarını bize ayırdılar. Bizleri izlemeye devam edin. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de bu keyfi tadarsınız.